Dolar ve altın yükselişini devam ettirecek mi, yoksa aynı o 2018 Ağustos ayında olduğu gibi 7.25 tepesinden çok sert bir şekilde geri mi çekilecek? 5.50'lere kadar düşecek, hatta 4 seviyelerine kadar düşecek mi? Bu videoda sizler için ayrıntılı olarak bu konunun detaylarını işleyeceğim. Hepiniz hoş geldiniz. Dolar gibi, altın gibi, borsa gibi finansal enstrümanları çok yakından ilgilendiren bazı veriler var biliyorsunuz. Hem yurt dışında hem de yurt içinde. İçinden bu veriler geliyor. Büyüme verileri, üretim verileri, tüketici eğilim verileri, ekonomi eğilim verileri, bunlar kritik veriler. Bazı zamanlarda mesela enflasyon çok önemli bir veri haline geliyor. Bazı zamanlarda faiz çok kritik ve önemli bir veri haline geliyor. Ama böyle bir dönemde, özellikle pandeminin çok sert bir şekilde yaşandığı bir dönemde bizim için en kritik enstrümanlar üretim verileri, sanayi verileri, tüketici eğilim verileri, ekonomiyle ilgili eğilim verileri, işsizlik verileri, yoksulluk verileri, reel sektörden gelen bilanço verileri arkadaşlar. Dünya sıkıntılı bir sürece doğru ilerliyor. Dünyanın en önemli ekonomilerinden birisi olan İngiltere'de de resesyon ortaya çıktı. 5.8 oranında daraldı. Beklenti 7'nin üzerinde daralmasıydı. Şu anki daralmaya seviniyorlar bile. Amerika'ya dönüyorsunuz, %4.8'lik bir daralma var. Avrupa ülkelerine dönüyorsunuz, ortalamada %5'in üzerinde daralmalarla karşı karşıyayız. İspanya'yı, İtalya'yı, Yunanistan'ı saymıyoruz bile. Avrupa Birliği'nin geleceği tartışılıyor arkadaşlar ve bu sürecin Avrupa Birliği'ni dağıtmaya doğru götürebileceği konuşulmaya başlandı. IMF'de büyüme ile ilgili beklentilerimizi her an çok daha kötümser bir şekilde revize edebiliriz açıklamasını yapıyor. Neden? Dünyanın gidişatı sahiden çok sıkıntılı arkadaşlar. Bu pandeminin ikinci dalgası gelebilir, üçüncü dalgası gelebilir. Velev ki bu pandemi yıllarca sürmedi, ekonomik dalga çok daha kırıcı, yıkıcı bir hale gelebilir endişeleri söz konusu. Daha önce V çıkış bekleyenler bu verilerle, bu gelen rakamlarla, dünyanın bu gidişatıyla, ciddi bir talep daralmasıyla, tasarruf eğiliminin her geçen gün artmasıyla, parasal genişlemelerin işe yaramadığının görülmesiyle, üretim yapmanın da bir çare olmadığının görülmesiyle bu süreç içerisinde tablo iyiden iyiye değişmeye başladı ve toparlanmayla ilgili görüşler artık neredeyse L'ye yaklaştı. Hani Nike'ın bir logosu var ya, işte o logo konuşuluyor şu anda. Sert bir düşüş, uzun yıllara yayılan çok hafif 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 bir yükseliş. Ve tabii ki bu durgunluk süreci çok ciddi hasarları da beraberinde getirecek arkadaşlar. Belki siyasi arenada da çok önemli değişiklikler olacak. Dünyadaki lider profillerinde, ekonomi yönetimlerinde, siyaset yönetimlerinde çok ciddi değişiklikler olacak. İşte bu riskler yurt dışında altına olan talebi her geçen gün biraz daha arttırıyor. 1700 dolarmış, 1690 dolarmış falan, bunlar önemli rakamlar değil. Günlük işlemler yapıyorsanız bu piyasalar sizin için çok tehlikeli arkadaşlar. Bir gün %5 yükselir, ertesi gün %10 düşer. Bir gün %10 yükselir, ertesi gün %8 düşer. Ve bu dalgalanmalar sizi bir anda çökertir, bitirir. Hem parasal anlamda hem de moral anlamında arkadaşlar. Sakin olun, uzun vadeli işlemler yapın, trader olma macerasından vazgeçin. 2 kuruş düşmüş, 5 kuruş düşmüş, 10 kuruş düşmüş, takılmayın. Ben 7.20'de aldım, işte 30 kuruş düştü. Ne yapacağım ben şimdi? Satmadığınız sürece bir sorun yok arkadaşlar. Ancak o parayı tekrar Türk lirasına çevirirseniz realize etmiş oluyorsunuz zararınızı. Aksi takdirde beklemeyi bildiğiniz sürece görüyorsunuz dünyanın bu koşulları gereği, Türkiye'nin bu koşulları gereği bu iki enstrüman özellikle, yani dolar ve altından bahsediyorum, yükseliş eğilimini devam ettiriyor ve devam ettirecek. Küçük geri çekilmeler olacak. Her zaman olur ama sonuç itibarıyla yukarı hareketini devam ettirecek. Yatırımın kuralı, asla en tepeden satamazsınız, asla en dipten alamazsınız. Hiçbir finansal enstrümanın ne dibi var ne tepesi var arkadaşlar. Sadece trendler var ve sadece koşullar var. Bu trendlere ve bu koşullara uygun hareket edersiniz. Yarın öbür gün Türkiye'de devalüasyonist bir yükseliş olur. Tırnak içerisinde söylüyorum. Yine tırnak içerisinde söylüyorum. Dolar bir anda 15-16 lira olur.
O zaman zaten ben de dahil bir yığın insan size der ki evet dolar artık çok yüksek. Zaten o an itibariyle faiz arttırımları görürüz. Büyük ihtimalle IMF ile belki tekrar masaya oturulduğunu görürüz vesaire. O zaman şartlar değişir ama bugünün koşullarında bu dolar kademeli olarak veya şok yükselişlerle artışını devam ettirecek. Çünkü hem rezervlerimizle ilgili sıkıntı var, hem borçlarımızı ödememizle ilgili sıkıntımız var, hem de en önemlisi cari işlemler dengemizle ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var. Şubat verisine bakıyorsunuz, Mart verisine bakıyorsunuz, arada korkunç bir uçurum var. Cari işlemler açığı bu şekilde büyüdüğü sürece dolar üzerindeki baskıyı her geçen gün biraz daha arttıracak. Her ne kadar müdahale edilirse edilsin, her ne yapılırsa yapılsın, işte doların geldiği nokta bu arkadaşlar. 2 kuruş düştü, 50 kuruş düşsün arkadaşlar. Siz eğer ki birebir işlem yapıyorsanız, siz kaldıraçtan uzak duruyorsanız, ki ben her zaman söylüyorum, onun için de içim rahat ve siz beklemeyi biliyorsanız hiçbir sorun yok. Her şeye rağmen heyecan yapıyorsanız da kademeli alımlar yapacaksınız ya da kademeli satışlar yapacaksınız. Tüm paranızı, tüm ekütinizi bir anda gömmeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki ben hangi seviye olursa olsun alırım, beklerim, paramı korurum. Bu sayede yarın öbür gün oluşabilecek bir devalüasyon ya da sert yükselişlerde zarar görmem. Arkadaş, bu ayrımı yapacaksınız. Şimdi dönelim şu cari işlemler meselesine. Bu cari işlemler rakamları Mart ayının rakamları. Yani Türkiye'ye ve dünyaya aslında pandeminin etkilerinin çok da fazla yansımadığı ayın rakamları. Hem biz, hem Avrupa ülkeleri, hem Amerika pandeminin etkilerini Mart'ın ikinci yarısından itibaren görmeye başladılar. Yani burada pandeminin etkisi en fazla %30 civarında arkadaşlar. Maksimum o da. Bu bizim geçmişten gelen sıkıntımızın yansıması. Kimse hiçbir şeyin üstünü örtmeye çalışmasın. Aylardır söylüyoruz. Cari işlemlerde çok ciddi açık verilecek. Katlanarak artacak diyoruz. Ocak'ta ilk sinyalini verdi. Şubat'ta ocağı da katladı. Mart ayına bakıyorsunuz, Şubat ayı açığının neredeyse 3 katına çıkmış durumda. Ve önümüzdeki ay Nisan ayında cari işlemlere bir de pandemi etkisi yansıdığında bu açığın çok daha devasa olduğunu göreceğiz ve döviz üzerindeki baskının da çok daha fazla arttığını göreceğiz. Bunun uçarı kaçarı yok. Kimse kusura bakmasın. Önce hızlı hızlı sizlere bir okuyayım buradan. Ardından bunun ne anlama geldiğinde hem aralarda hem de sonunda konuşacağız. Cari denge Mart'ta 4.920 milyon dolar açık verdi. Şubat'ta ne kadar vermiş arkadaşlar ona bakalım. 1 milyar 230 milyon dolar açık vermiş. Şubat'ta 1 milyar 230 milyon dolar açık var. Mart'a geliyoruz. Sadece bir ay sonrasında 4 milyar 920 milyon dolar açık var. Neredeyse 3,5 milyar dolar eklenmiş arkadaşlar bir ayda. Yine Şubat'la Mart'ı kıyaslayarak devam edelim. Şubat ayında yıllık cari fazla 6 milyar 128 milyon dolar. Cari fazlamız var diye övünüyoruz yani. O övünme de nedendir anlamam. 2018 Ağustos ayındaki kur şoku yaşanmamış olsaydı zaten bizim cari açığımız arşa ermiş olacaktı. O kur şoku sayesinde cari fazla verildi ama kur şokuna da tukaka denildi. Onu da anlamak mümkün değil. Neyse, Şubat ayında 6 milyar 128 milyon dolarken cari fazla yıllık bazda dönüyorsunuz Mart ayına 1 milyar 463 milyon dolara gerilemiş. Mart ayında da yıllık bazda hala cari fazla veriyoruz ama sadece 1 milyar 463 milyon dolar. 6 milyar nere? 1 milyar nere? Neredeyse arkadaşlar 5 milyar dolar azalmış bir anda. Neden? Çünkü arkadaşlar biz bir yığın hata yaptık, kuru baskılayacağız derken ihracatımız düştü, ithalatımız arttı da ondan. Hani bu ülke dolar yükselirse batar biter diyenlere cevap olsun. Bakın yine ithal eden bir ülke haline gelmişiz. Mart ayı verilerinde bunu çok net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Peki neden biz bu açığı vermişiz bu kadar? Ona bakalım isterseniz. Kalem kalem hepsini okuyayım önce. Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 3 milyar 551 milyon dolara artarak 4 milyar 289 milyon dolara ulaştığı görülüyor. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 918 milyon dolar azalarak 735 milyon dolara gerilediği görülüyor. Geçen yıl Mart ayında 131 milyon dolar net girişlerin
eriş gözlemlenirken bu ay Mart ayına bakıyorsunuz 197 milyon dolarlık net çıkış gözlemleniyor. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı Mart'ta 1 milyar 160 milyon dolar açık veriyor. Yani tüketim malzemesine, ara malına vesaireye yöneliyoruz. Söz konusu hesap geçen yıl 3 milyar 930 milyon dolar fazla vermişti. Aslında o fazlayla bu yılki açığı birleştirdiğimiz zaman neredeyse bir anda 5 milyar dolarlık kayba ulaşmış oluyoruz. Aynı dönemde hizmetler dengesi altında seyahat kaleminde kaynaklanan net gelirler 529 milyon dolar azalarak 514 milyon dolar oldu. Yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar Mart'ta 9 milyon dolar artarak 1 milyar 49 milyon dolara ulaştı. Bakın çok kritik bir meseleden bahsediyor burada. Şimdi o maddeyi okuyacağım sizlere. Hani borsa uçacak kaçacak falan diyenler var ya, dolar düşecek çakılacak, altın gram altın çakılacak diyenler var ya, şu bile aslında çok net bir şekilde cevap veriyor onlara. Mart ayında portföy yatırımları, nedir portföy yatırımları? İşte tahvil, borsa gibi düşünebilirsiniz. Bu yatırımlardan çıkışa bakın arkadaşlar. 5 milyar 498 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşiyor. Mart ayında yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 63 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 2 milyar 118 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. Patır patır Türkiye'deki para kaçıyor arkadaşlar. Ve kaçarken de hasar vererek kaçıyor. Dolar alarak kaçıyor. Doları yükselterek kaçıyor. Bunlar kaçarken yeni kaynak girmediği için bizim dış borç ödeme ihtiyacımız da her geçen gün arttığı ve kapıya dayandığı için dolara talep bir kez daha artıyor ve doların yükselmesini bir kez daha tetikliyor. Bakmayın şu anda doların kaç lira olduğunu. 6.97 olsa ne olur? 6.90 olsa ne olur? Zorlar zorlar zorlarsınız, bütün kurşunlarınızı tüketirsiniz. Ardından şok çıkışlarla bir anda karşı karşıya kalırsınız. Bu iş sanıyor musunuz ki bir yıl daha sürdürülebilecek? Hadi bırakın bir yılı, 6 ay daha sürdürülebilecek. İnanıyor musunuz siz buna? Kırılganlıkların her geçen gün arttığı bir ortamda, cari işlemler açığının bu kadar hızlı bir şekilde arttığı bir ortamda, dış borcun bu kadar kapıya dayandığı bir ortamda, Merkez Bankası rezervlerinin çok ciddi manada tükendiği bir ortamda, sadece Mart ayına bakıyorsunuz 16 milyar dolarlık bir rezerv düşüşü var. Bu koşullar içerisinde siz dolar düşecek diyorsanız siz hayal görüyorsunuz. Bir gün düşer, 3 gün düşer, 5 gün düşer, bir hafta düşer. Aniden o kadar sert yükselişler olur ki neye uğradığınızı şaşırırsınız. Altında da 1700 doları taban yapan, destek haline getiren, üstelik güçlü bir destek haline getiren onstaki ani sıçrama sonrasında gram altının hiç ummadığınız yerlere geldiğini bir anda görebilirsiniz. Sevgili dostlarım, sabır bu işin kilit taşı. Sabırlı olursanız, beklemeyi bilirseniz, emin olun arkadaşlar, paranızı korumaya devam edersiniz. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilelim. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Eğer ki bize destek olmak istiyorsanız katıl butonuna basarak oradaki üyelik seçeneklerinden herhangi birisini tercih edebilirsiniz. Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.